Hadi bakalım. Ne oldu gene? Olmaz anneciğim. Olmaz. Onlar sana olmaz. Olmaz. Çekecekle giymen lazım onu. Sen şişmanladın mı ne? Bak yat. Yatarak bağla. Gene de olmaz tabii. Ne yapıyorsun sen? Break dance mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olmaz dedim sana. Çıkar tepsini anneciğim. Dar. Bütün hepsi dar. Alo. Ha Fatoş'cum nasılsın? Fatoş mu? İyiyim, iyiyim. Ben gayet iyiyim. Bir şey yok. Tabii. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamam canım. Eyvah. Tamam. Gene bir sürü insan tamam, gelecek. Tamam öpüyorum. Hoşça kal. Ay. Bebeğim. Efendim? Aşkım. Aşkım. Miralar mı geliyormuş? Mira mı? Miralar mı geliyormuş? Ne? Olur mu? Mira gelsin yanımda yatsın. Oy, oy. Arkadaş mı geliyormuş sana? Mira, Mira, Mira. Mira kız değil mi Mira? Sen mi geldin lan bıyıklı? Geldin mi? Ha, geldim. Haber versene be oğlum. Haber vermedin de. Ana oğlu o kadar güzel uyuyordunuz ki hayatım. Hiç dokunmayayım, rahatsız etmeyeyim dedim ya. Her şeyi zaten ana oğlu beraber yapıyoruz. Anla işte, baş başa kalmak istiyoruz. Eve yine iş getirmişsin. Mecbur hayatım. Şu yeni inşaatın elektrik projesi bitecek gibi görünmüyor ya. Yetiştirmem lazım. Ne? O ne bu lan? Bu gece Yankı'yla sen ilgilenirsin diye düşünmüştüm. Hayatım imkansız. Bu projeyi yarına yetiştirmem lazım. Benim de yetiştirmem gereken bir sürü şey vardı. Tuttum hamile kaldım ya. Tatlım ne kadar yoğun olduğumu sen biliyorsun. Ya şu yoğunluğumdan senaryoma bile vakit ayıramıyorum yani. Allah senaryosu Allah. Ya sen ne diyorsun? Ben de ne ruh kalmış ne beden oturmuşsun bir de senaryo diyorsun bana. Of candan ya ne oldu şimdi yani? Eve iş getirmem mi problem? Evet. Eve geldiğinde de otur biraz çocuğunla ilgilen. Tatlım çocuk zaten iki saatte bir uyuyor. Ben de o arada çizimleri bitiririm diye düşündüm. Uyuyor. O arada da çizimleri halletmeyiver. Sen söyle ne yapayım? Ben ne yapayım? Benimle ilgilen. Ben ne yapayım lan? Aşkım benim. Benim minicik aşkım. Benim aşkım ilgisiz mi kalmış? Hop hop hop. Ne oldu candan?
Yankıyı sever gibi seviyorsun beni. Olur mu hayatım ya? Ben seni şöyle sever miyim ya? Sen benim biricik karımsın. Gel bakayım. Sarkmayalım. Ne yapıyorsun? Ne oldu yıldaktın? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ben lohusayım. Neredeyse ayakta götüreceksin beni. Yok artık. Çok ayıp. Çok ayıp. Of, tamam Candancığım. Aşkım benim bir tanem. Söyle ne istiyorsan onu yapalım. Emrine amadeyim hayatım. Tamam. Tamam hayatım. Film izleyelim. Tamam. Tamam, film izliyoruz hayatım. Ben şimdi DVD almaya gidiyorum. Akşam ailece ilk filmimizi izliyoruz. Okey? Film mi? Tamam mı oğlum? İzleriz. Tamam. Tamam. Şöyle tamam. Ayaklı bacaklı bir şey izleyelim. Tamam. Hmm, tamam. Güzel. Oh. Oğlumla ilk filmimizi izliyoruz ya. Evet. Oğlum bak o Şaban. Görüyor musun? Şaban çok komik değil mi? Komik. Oha. Efendim ne? Hayatım ne dedin? Oha diyorum, oha çok mu komik? Nasıl yani? Nasıl yani aşkım anlamadım. Bu çok mu komik? Evet. Evet komik. Hayta İsmail'in askere gitmesi çok mu komik? Bütün Çamlıca Lisesi orada eğlensin. Hayta İsmail askere gitsin. Bu çok mu komik? Çok mu komik? Bilmiyorum, bana komik geldi. Aşkım çok affedersin ama biz komedi filmi izliyoruz. Farkındasın değil mi? Yazık onun anacığı ne kadar üzülmüştür. Anne ağlama bak bu bir komedi. Oğlu daha liseyi bitirmeden askere gidiyor ya. Hay Allah. Ya hayatım sen iyi misin? Doktoru arayayım mı? Ara ara sor bakalım öküzlüğün ilacı var mıymış? Aşkım yani ama sen de çok severdin yani ababam sınıfını. He, beraber izlerdik gülerdik. Ne oldu şimdi ya? O doğurmadan önce. Şimdi ne var yani? Ya niye hatırlatıyorsun öldüğünü? Niye hatırlatıyorsun öldüğünü? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne mi oluyor? Kilo aldım, fil gibi oldum. Hiçbir kıyafetimin içine sığamıyorum. Daha sayayım mı? Anne beni korkutuyorsun. Ya tamam tamam da hayatım. Ya bütün bunların filmle ne alakası var şimdi? Ha yani fil gibi olduğumu kabul ediyorsun. Ya tamam Allah aşkına sus ya. Allah aşkına sus konuşma. Eğer ben fil gibi oldum dediğimde sen ne alakası var aşkım demiyorsan... ...ben fil gibi oldum dediğimde senin ne alakası... Allah aşkına ben kime ne anlatıyorum? Gelmemişim ya. Gelme. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Bize mi dedi? Ulan hadi ben tamam da sana da trip attı ya. Vallahi attı. Ne oluyor lan? İki dakikada muhabbet nereden nereye gidiyor anlamıyorum ki. Lan. Candan. Dur oğlum dur. Hadi bıyıklı. Yatır beni toparla. Oh. Yatağım güzel yatağım. Candan. Aşkım, şu çok sevdiğin Türk filmi numarasını yapayım mı? He? Sezir. Hadi yavrum gel Sezir. Yemeği niye yavrum? Gel patlıcan yemeği yaptım Sezir. Aşkım affediyor musun yoksa? Sezir bak biraz şansım yaver giderse belki bu avucuk da alırım. Yavruz. Avucunu yalarsın gülüm. Bu beni affettin demek mi oluyor hayatım? Ya tamam barışacağız da ne olur bir de Almanca ol hadi. Hadi hadi. Aylin. Çamurlu ayakkabılarla pas pasa pas pasa pas kızıyor. Aşkım. Ay. Oh canım benim ya. İki dakika merhamet göstereceğim diye maymun ettin ya beni. Bir dakika ya. Ha. Sen şimdi iki dakika ilgi gösterdiğin için maymun gibi mi hissediyorsun kendini? Eskiden böyle yapınca maymun oldum demiyordun ya. İnanmıyorum sana ya. Gerçekten inanmıyorum. Ben senin için neler yapıyorum. Sen burada bir şey yapıyorsun gözümü yüzüme sokuyorsun. Of candan ya. Nereye gidiyorsun? Kaç zaten sen. En iyi onu bilirsin. Of. Alo. Dostum ne haber? İyiyim. Sen kimsin? Aşk olsun Murat. Numaramı kaydetmedin mi yoksa? Ya ben zihni yol arkadaşın kader ortağın. Ya kardeşim.
kardeşim, sen manyak mısın ya? He? Netecik bir düşemedin yakamızdan gitti lan. Bak zaten heyelerim tepemde. Vallahi sinirimi senden çıkartırım ha. Eyvah eyvah. İşte ben de bundan korkuyordum. Sende yalancı loğusalık var. Ne diyorsun lan sen delirtme adam be. Abicim yenge loğusa değil mi? Evet. Al işte. Yengenin loğusalığı sana bulaşmış. O yüzden bana ters yapıyorsun. Lan oğlum. Sana ne lan benim karımın loğusalığından? Hem saçmalama. Loğusalık bulaşayım da. Manyak. Asıl sen saçmalama. Bulaşmaz olur mu? Bulaşır tabii. 13 tane çocuk büyüttüm ben. Benden iyi mi bileceksin? Yuh. Yuh. 13 mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 12. 13. Abicim kafamı bıraktın ya. Bak beni dinle. Şimdi senin daha ilk çocuğun. Sen bilmezsin. Yenge bu aralar çok asabidir. Sorma vallahi ya. Evde var ya, anamı ağlatıyor ya. Üf, üf. Abi loğusa kadını idare etmek bir sanattır. Hatta loğusa kadını idare etmek sanatın gelip dayandığı son noktadır. Ama kardeşin sana bu sanatı öğretecek. Vallahi çok ilginç ama sen konuşurken harbiden kendimi çok iyi hissetmeye başladım ya. Sen daha dur abicim, sen daha dur. Ama bu işler böyle. Telefonda konuşulmaz. Yarın buluşalım, yüz yüze konuşalım. Face to face. Tamam, yarın sabah hemen buluşalım, yüz yüze konuşalım, okey mi? Kaybedecek hiç vaktim yok. Hemen seni görmem lazım. Hadi, görüşürüz hadi. Bay bay. Tamam. Bu değil. Bunlar değil. Benim aradıklarım bunlar değil. Öf! Murat Bey. Efendim kızım. Zihni Bey geldi. Evet. En iyi. Evet. En yakın. Yes. Ve kıyak arkadaşınızmış. Özellikle kıyağı vurgulamamı istedi. Tamam gelsin. Murat. İyi, senden ne haber? İyidir. Otur bari. Hemen mevzuya girelim. Takside müşteri bekliyor. Müşteriyi takside mi bıraktın lan? Hı hı. Merak etme ama. Taksimetre yazayım. Allah'ım manyağım. Şimdi Murat'cığım görüyorsun işim gücüm var. Ama madem yakın arkadaşız, senin problemini halletmek benim boynumun borcu. Tamam Zihni, tamam. Kısa kes. Çözüm ne? Onu söyle hadi. Cim, çözümü söyle ya hadi. Yine agresif bağladın. Ama alıkmıyorum artık. Seni böyle kabul ediyorum. Tamam tamam hadi çözüm de söyle. Şimdi kadınlar bu dönemlerinde çok hassas olurlar. Yapma ya bilmiyordum. Sağ ol. Yenge çiçek sever mi? Sever. Lan oğlum yavaş. Çikolatayı zaten bütün kadınlar sever. Gel o zaman. Bu mu oğlum bulduğun çözüm? Gel gel. Allah'ım nasıl bir deliye çattım ben ya. Ablacığım gölge etme başka insan istemez. Bu altını popisinin altına koyayım mı? Eyvallah güzelim. Aşkım bak kim geldi. Oh. 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 O ne? Siz burada uslu uslu oturun. Vay anasını ne kız be. Merhaba. Merhaba. Ne kadar da güzelsin. Laballikten hiç hoşlanma. Anladım. İyi. Hı? 9 ay çocuğu karnımda taşımışım. 24 kilo almışım. O 24 kilonun 14 kilosunu bir gecede vermişim. Bütün anatomim değişmiş. Ama adamın umrunda değil. Çocuk doğdu. Çocuğun da yükü benim sırtımda. Hiç umrunda değil. Sabaha kadar horul horul uyuyor. Ya sinirlerim alt üst olmuş. Bütün hormonlarım, metabolizmam değişmiş. Yok çıldıracağım. Sanki o adam gittiği yerine başka bir adam geldi. Candancığım bana mı anlatıyorsun ya? Ben bilmez miyim? Bunların hepsi aynı ya. Adam beni bebek 2 günlükken bıraktı diyorum sana. Ben adamla görüşüyorum. Niçin? Sırf çocuğum için. Mecburiyetten. Ben bu adamla niye evlendim ya? Salak mıyım neyim? Kafam işte. Tamam Fatoş'cum sen de kendine kızıp durma. Sana bir arkadaş tavsiyesi. Bu adamlar doğumdan sonra acayip değişiyorlar.
Gözün hep üzerinde olsun. Ben iki günlük ömrümde vallahi böyle bir şey görmedim. Ve erkek dile geldi. Sevdim işte kızım. Tariz oldum sana. Sen nece konuşuyorsun? Bak yemin ediyorum kız. İki gözümün önüme aksın. Şu an dile geldim. Aman ne kadar şanslıyım. İçim gitti, içim aktı sana. Aklımı başımdan aldın. Ay ne kadar da çok konuşuyorsun. Gerçekten çok güzelsin. Sana ne zaman baksam kulaklarımda aşk şarkıları çınlıyor. Abi kusura bakma, beklettim yani. Merhaba karım. Lan Sıtkı. Allah'ım yarabbim, bu manyağın müşteri sen misin lan? Sen tanıyor musun abi? Of of, tanımaz mıyım ya? Bizim kapıcı Sıtkı işte. Hamlecidir. Her şeyi unutur bir anda. Kişi. Ha işte. Abi nereye gidiyorsun? Eyvah eyvah. İki gün önce evden çıktı ekmek al diye. Çıkış o çıkış. Kaldır lan avucunu. Öbür avucunu. Al işte bak. Ekmek al notunu, ben yapıştırdım avucuna. Murat Bey. Hatırladın mı? Murat Bey. Aferin, hatırladın ha? Hatırladım. Niye hatırlamayayım ki yani? Bugün o zaman şanslıyız. Hadi gidelim. Oo, kişi. Yaka abi nereye gidiyoruz? Oo Sıtkım. Hey. Hey. Nereye götüreceksiniz beni? Bir yere değil oğlum. Ne demek bir yere değil abi? Nereye gidiyoruz yani? Bir şey yok. İşimiz var. Seni eve bırakacağız Sıtkım. Yok dur. Hey. Hey. Abi. Hey. Bu aracı durdur. Ben yok. Necim. Sen dur. Biz ineriz. Allah Allah Sıtkı, seni bir eve bırakalım. Oradan gideriz biz gideceğimiz yere. Sen dur. Bir yere kıpırdama. Abi. Hey. Ben seni tanıyor gibi. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben numara daire 3 Murat abin, tamam mı? Seni işe ben aldım. Sen bana güven. Eve gidiyorum. Tamam. Of. Çiçek tamam mı çiçek? Söyle bana yok, çiçek tamam. Tamam mı? Çikolata tamam elimde mı? Elimde görmüyor musun? Delirtme beni zihni. Biraz saygı. Allah rızası için biraz saygı ya. Ulan zihni çık aklımdan. Harbiden delirtiyorsun beni ya. Neyse biz işimize dönelim. Şu yüzündeki pesimist ifadeyi sil diyorum. Pesimist değil o. Gerizekalı. Pesimist. Ya neyse işte. Gülümse diyorum, gülümse. Biraz samimiyet, samimiyet. Murat. Böyle hatırsız gibi gülümseme. Murat sen mi geldin? Ha ne ya? Kibar olasın, kibar, kibar. Centilmen. Evet hayatım, ben geldim. Unutma, sürekli gülümseyeceksin ve sürekli iltifat edeceksin. Ve unutma ki önce onunla ilgileneceksin. Bebeğe yaklaşmak yok. Çünkü bebekle ilgilenirsen kendisini bebek bakıcısı gibi hisseder. Gülümsesene oğlum, gülümsesene. Aşkım. Anneciğim sallama şunu, sallama biraz. Bak, vallahi içim dış kusacağım şimdi. Bak bak, utanmadan bir de sırıtıyor. Hemen şimdi tokadı bas ve boşa bulsam. Merhaba hayatım. İltifat et, iltifat et. Hayatım çok güzel görünüyorsun. Kesin aldatmış, baksana hemen iltifatlara başladı. Hayır, bu şapşal seni aldatmış olamaz. Bir şeyim var? Yok, iyiyim. Sadece biraz yorgunum. Devam et, devam et güzel. Devam et, hadi. Devam et. Hayatım, yorgun olsam bile çok güzel görünüyorsun. Tamam, anladım Murat. Yok, yani sen yorgunum dedin ya, o yüzden söyledim. Yani yalan mı söylüyorsun sen? Yani yalan mı söylüyorum, yorgunum işte. Alttan al, alttan al. Yok canım, öyle bir şey demedim yani. Yorgun olsan da çok güzelsin. Lan kadın yorgunum diyor işte, Allah Allah. Sen başka iltifat bilmez misin ya? Kes sesini. Kesin omzunda kadının saçı var. Omzunda saç mı var? Sinek. Ne saçı? Kadın saçı olacak değil ya senin saçın ilahi. Ya evet, bir an bir saç gibi sinek. Bir şey vardı, o yüzden şöyle bir şey ettim. İşte itiraf etti, hemen boşa. Yok ya Murat, yapmaz öyle bir şey. Sen kocanı tanımıyor musun? Bak hayatım, sana neler aldım. Baksana seni ne kadar çok seviyor şapşal. Teşekkür ederim de. Ne şimdi bunlar böyle? Seni kandırmaya çalışıyor, sakın inanma ona.
Yani şey hayatım, şimdi sen lohusasın ya. Yani ben sana karşı nasıl hareket edeceğimi, seni nasıl mutlu edeceğimi bilemedim. O yüzden aldım yani. Aldattı seni, şimdi de günah çıkarıyor. Eğer erkekler durduk yere karılarından özür diliyorlarsa mutlaka bir çapkınlık yapmıştır, bunu herkes bilir. Murat öyle biri değil. Yapma ya. O zaman dün gece kimle konuştu telefonda, bu sabah kimle buluştu? Bir şey soracağım, sen dün gece kimle konuştun telefonda? Kimseyle. Bana yalan söyleme Murat. Gizli gizli çalışma odasına gidip kimle konuştun telefonla? Evet, yürü candan. Yani hayatım, iş yerinden bir arkadaşımla herhalde. Unuttum bile, hatırlamıyorum. Yalan söylüyorsun işte, yalan söylüyorsun. Tamam hayatım, sana yalan söylemeyeceğim. Vur. Hayatım, Zihni'yle konuştum ya. Hadi canım sen de. Zihni'yle konuştun gecenin bir yarısı. Evet. Gecenin bir yarısı Zihni'yle konuştun, sabah da Zihni'yle buluştun, öyle mi? Evet. Ben çocuk muyum sence Murat? Hayır. Hayır, ben çocuk muyum onu soruyorum. Hayatım, sakin olur musun bak, tamam belki çok saçma geliyor ama gerçek bu. Yapma ya, ne konuştunuz peki? Tatlım, hayatım şimdi bak. Sen lohusasın ya. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Zihni de aradı. Onun da 13 tane mi ne çocuğu varmış. Ben de tecrübelidir diye onunla konuştum. Ya gerçekten Zihni'yle yani. İyice saçmalıyor, inanma ona. Bir insanın bunu yapması için iyice salak olması lazım. Ama şafşal. Yani sen hiç başka kadınla falan buluşmadın mı? Aşkım ne kadını ya? Yani aldatma falan da yok. Ya bir tanem, ben seni hiç aldatır mıyım ya? Peki bütün bunlar ne? Yani Zihni al dedi. Ben de aldım. Ne olmuş yani? Alamaz mıyım? Karımı aldım ya. Ne yani, senin lohusalık problemlerini elin adamına mı anlatmış? Bu aldatmaktan daha da kötü. Çiçeği geçir kafasına şapşalı. Vur elini. Geri zekalı. Ne oluyor ya? Ana. Ne oluyor? Sen bizim özelimizi gidip elin adamına mı anlatıyorsun ha? Vurma kızım, bir dur ya. Oh, nasıl seviştiğimizi anlasaydın bari. Oh, ne fark eder? Ha, ha bu. Hani anlatmasını beklemedim de sen. Bir dur lan sen, bir dur. Aha, geliyor. Geliyor. Bana mı dedin? Bana. Sen bana yürü git mi dedin? Evet dedim. Dedim. Dedim ya. Yeter be. Ben de insanım ya. Üf. İlk önce hamilelik, sonra doğum, ondan sonra lohusalık. Ya yeter ya, ben de burada bir insanım yani. Ben ne yapayım ha? Ya dünyanın bütün doğuran kadınları senin gibi olsa erkek milleti denen bir şey kalmaz be. Film seyrediyoruz ağlarsın. İlgileniyoruz sıkılırsın. İlgilenmeyiz suç sayarsın. Ne oluyor ya? Sen doğum yaptın, ben de doğum yaptım. Sen bir doğurdun, ben 9 doğurdum. Hayır oradan, ben biliyordum zaten senin böyle düşündüğünü. Yok hamilelikmiş, yok bilmem hemşi. Çok kolaydı gitti sen doğru o zaman. Candan, delirtme beni Candan. Yürümen gidiyoruz, yürü. Bırak, 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 hiçbir yere gitmem. Ben senden sadece mahkemeye giderim. Candan, yürü, 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 yürü. Murat sen normal değilsin. Vallahi. Hadi gidelim, eve rezil oluyoruz. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyoruz. Evliliğimizi kurtarmanın tek yolu var, o da bu. Ne yani, bu evliliği kurtarmanın tek yolu kendine suni sancı vermek mi? Evet efendim, kendime suni sancı vererek evliliğimizi kurtaracağım. Madem ki ben seni anlamıyorum, şimdi anlayacağım işte, fena mı? Ha? Hemşire hanım, verin lütfen sancıyı. Doktor beyi bekliyoruz. Doktor mu? Hı. Al da gör bakalım. Al. Verin sancıyı, verin sancıyı. Pankreastı değil mi? Ama sen pankreas için geldin değil mi? Lan bunu döverim, derece demem. Evet, evet. Evet. Hoş geldin bebek. Hoş geldin bebek. Adettendir. Çat diye böyle bir de vuralım. Sen kim oluyorsun da benim oğlumun kıçına vuruyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Sen kim? Ama ya sen... Evet evet ben. Ya bu hastanede başka doktor yok mu ya? Maalesef yok.
Yani aslında bu akşam başka bir arkadaş nöbetçiydi ama ben hastanın siz olduğunu öğrenince özel bir ilgi göstereyim dedim size. Candan, istemiyorum, ben vazgeçtim, tamam. Aşkım, bebek yola girdi, olmaz artık, değil mi doktor bey? Evet, kesinlikle bebek yolda, olur mu? Tamam, tamam. Tamam, sizden korkan sizin gibi olsun. Evet. Verin sancıyı doktor verin bey. Verin sancıyı lan bunu. Verin. Çocuğu dışarı alalım, ne? Biraz sonra burada yok, olacakları görmemiz daha iyi olur. Anne, beni çıkartma dışarı, ne olur. Ben şu bıyıklıyı seyretmek istiyorum, bakalım nasıl sancı. Anne götürme beni, bunu ne olur. Evet. Yavaş. Hazır mısınız efendim? Bir saniye, pardon, çok özür dilerim. Şunu da takalım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Ay. Kızım, Candan Hanım'ın kamerasını getirin, boğada ölümsüzleştirelim. Tabii ki. Değil mi? Ya ne kamerası? Can çekişiyorum burada. Ay. Kayıtta mı efendim? Evet. Hadi bakalım o zaman. Gülümseyin Murat Bey, gülümseyin. Evet. Aşkım, üzülüyordun yani annenler doğumu izleyemedi diye. Artık senin doğum videonu izletiriz. Hadi bakalım. El salla, el sallayın. Murat Bey, gülümseyin. Ay, çok güzel çıkıyorsun tatlım. Çok güzel. Al bakalım. Al çocuğum. Geliyor, bebek geliyor, bebek geliyor. Az kaldı. Az kaldı, geliyor. Az. Ne oldu? Çocuk da geliyor. Elimi tut. Nefes. Doktor, senin beşiği beşikten alıp park sütünü hepsini. Ah ulan Mira, ah ulan Mira, yaktın beni Marmara çırası. Yaktın beni Marmara çırası gibi. Öp filan öp, öp filan öp. Keseceğim kendimi şimdi. Üstümü başımı yırtacağım. Ah, ah minel aşk. Ah Mira, ah. Ah Mira, ah sen ne güzel bir kızsın be. Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Bu da sana gelsin. Seni öyle sevdim inan. Hiçbir sözle anlatamam. Saatlerce gözlerine baksam baksam hiç doyamam. Seninle olduğum zaman su olup akıyor her an. Sana gelecek her derdi göndersin bana yaradan. Bağışla sen onu bana, yalvarıyorum hep sana. Allah'ım ömrümden aldı onun ömrünü kısaltma. Seviyorum deli gibi, görmez gözlerim kimseyi. Bu öyle öyle bir aşk ki, ne Leyla ne Mecnun gibi. Söz yetmez anlatamam ki, ben sensiz yaşayamam ki. Kanımsın canımsın benim, aldığım
nefesin sanki. Senin için dualarım, senin için yalvarırım. Öyle aşığım ki sana, yanımda yoksan ağlarım. Bağışla sen onu bana, yalvarıyorum hep sana. Allah'ım ömrümden aldı, onun ömrünü kısa. Buna şaşkın, diğeri de kralı. Oraların buraların, bizimki de aguado. Söylene söylene, yaptığı yerden memleketi yönetiyor. Biri gergin, öteki de buna şaşkın, diğeri de kralı. Oraların buraların, bizimki de aguado. Söylene.